Necef, doğru mu yapıyoruz sence? Yani daha dün seni dışarı çıkardım diye annem beni fena azarladı. Şimdi seni Haydarabad'a götürürsem beni kesin öldürür. Beni oraya götürmek istemiyorsan götürme o zaman. Ben kendim giderim. Sana ihtiyacım yok. Ben buradayken seni yalnız bırakmam. Çabuk ol hadi, yoksa otobüsü kaçıracağız. Gidelim hadi. Anne, kapıyı aç. Guria? Mano? Abla, sen misin? Canım, nasılsın? Buraya gel. Gel bakalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Herkes nerede? Bizi görünce saklandınız mı? Sadece hırsızlar saklanır. Ve bu ev artık benim. Ne oldu? Neden buraya geldiniz? Ne işiniz var sizin burada? Anne, sen ne diyorsun? Bu ev babama ait değil mi? Necafcığım, canım, uyan da balığa gidelim seninle. Boşanma belgeleri yakında babanın eline ulaşır. Acaba onunla aramızda hiçbir bağ kalmayınca nasıl bir hak iddia edeceksin? Şimdi ikiniz de gidin bakayım buradan. Abla, neden gelmiş buraya bu? Anne, bu evi bırakıp hiçbir yere gitmem. Dayı, sen de annemle aramıza girme lütfen. Anne bak, şu an sinirlisin. Lütfen bu haldeyken karar alma, ne olursun. Bu yaşta babamı nasıl terk edersin? Bunu dayım yapmanı istedi senden, değil mi? Bu kadar yeter Necaf. Eğer tek kelime daha edersen seni bütün mahallenin önünde rezil rüsva ederim ona göre. Duydun mu beni? Bir daha buralarda insan içine çıkamazsın. Yeter. Necaf'la ne hakla bu şekilde konuşursun? O senin kızın yaşında. Böyle mi konuşulur ha? Ayrıca ben zayıf biri değilim. Bu ev yengeme ait olduğu kadar Necaf'a da ait. Öyleyse haberin olsun. Bu ev artık ablama ve bana ait oldu. Bunu yapmanıza asla izin vermem. Anladınız mı? Ne istersem yaparım. Polise rüşvet verdim. Yani kanun benden yana artık. Beni öldürmeye çalıştın diye sana iftira atarım ve hapsi boylarsın böylece. Sonra Karaçi'den gelip senin kefaletini ödesinler de bir göreyim. Anne, anne lütfen. Zübeyir abi sadece beni buraya getirdi. Lütfen dayıma söyle de polisi bu işe karıştırmasın. Anne lütfen. Anne, dayıma engel ol lütfen. İşte bu yüzden hapse gitsin ki ikiniz de bütün aileye rezil rüsva olun, tamam mı? Yanında genç bir erkekle ortalıkta geziyorsun. Bir de kalkmış ona abi diyorsun. Çağıralım polisi gelsin. Polisin önünde konuşup ikinizi de suçlayacağım. Karaçi'den birlikte kaçtığınızı, beraber olduğunuzu ve bizim de sizi yakaladığımızı söyleyeceğim. Sizi herkese rezil edeceğim. Ve onunla birlikte rezil olduğunuz zaman göreceksin, baban şoke olacak. Hayır, anne. Bak lütfen, biz hiçbir şey istemiyoruz. Ben bu evi istemiyorum. Karaçi'ye geri döneceğim, söz veriyorum. Lütfen polisi aramayın, olur mu? Hey, bakalım kim polis çağıracakmış. Böyle bir şey olamaz. Alo, evet. Polis mi? Lütfen çabuk gelin. Burada Zübeyir diye biri var. Beni öldürmeye çalışıyor, evet. Evet, evet, beni tehdit edip duruyor. Lütfen bir ekip arabası gönderin. Zübeyir abi, lütfen gidelim buradan. Senin başını derde sokmak istemiyorum. Rezil olmak da istemiyorum, lütfen. Bu evi de istemiyorum. Hadi gidelim artık buradan, gel. Bana bak, hiçbir şey yapamazlar. Görelim bakalım ne yapacakmış. Hadi görelim. Anne. Affet beni anne. Seni hayatım boyunca öz annem gibi gördüm. Bu evi de kendi evim gibi. Ama Allah her şeyi görür. Benim için adaleti sağlayacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Zübeyir abi, hayatım üzerine yemin ederim senin bu insanlara bir şey demene gerek yok. Babam gelip bunların halini kendi görsün. Hadi gidelim buradan. Gidelim Zübeyir abi, gel.
Yürüyün hadi Guria Mano. Gelin çocuklar. Şimdi konuşabiliriz. Bu insanlar gerçekten yılan gibi zehirli. Al suyu iç hadi. Hadi ye bakalım. Bak, annemle veya Rima ile konuşursan onlara sakın cevap verme. Sen sus sadece. Anladın mı beni? Eve de önce sen git. Ben daha sonra gelirim. Şimdi eve birlikte girecek olursak annemi biliyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.